Herkese merhaba. Akıllı Parayla karşınızdayız. Ben Cumhur Örnek. Haftanın ilk işlem gününde hem yurt içinde hem yurt dışı piyasalarda oldukça haber akışının hızlı olduğunu görüyoruz. Az evvel gelen ki arkadaşlarımız da aktardı. Pfizer'den gelen aşı haberi oldukça önemli. Piyasalarda morali üst düzeye taşımış gibi gözüküyor. Petrol fiyatlarında hızlı yükselişler var. Ulaştırma endeksinde hakeza içeride Türk Hava Yolları Pegasus Tava Holding hareketli durumda. Bir taraftan da hafta sonundan aldığımız ekonomi yönetimindeki değişikliklerle ilgili haberlerin de piyasa yansımasını sabah saatlerinden bu yana sizlere aktarıyoruz. Önce bir gündem başlıklarına bakalım. Dün akşam itibariyle gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım vardı. Bu konuyla ilgili olarak açıklamalar bekleniyor. İletişim Başkanlığı'ndan böyle bir açıklama gelineceğine dair duyumlar var. Bir taraftan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını yakından takip ediyoruz. Bugün kendisinin başkanlık edeceği MYK toplantısı yapılacak AK Parti'nin. Oradan çıkacak sonuçları, açıklamaları yakından takip etmekteyiz. Bir taraftan da hafta sonu cumartesi günü Başkan Uysal'dan görevi devreye alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'dan sabah saatlerinde bir basın duyurusu yapıldı. Bu konuyla ilgili olarak şeffaflık, öngörülebilirlik, piyasa beklentilerinin vurgulandığı o notta tüm politika araçları enflasyon ve fiyat istikrarı çerçevesinde kullanılacaktır mesajı da ön plana çıktı. Tabii bütün bunlar böyle olurken yurt dışı borsalarda, küresel borsalarda Biden sonrası bir rally varken içeride de gelen haber akışıyla birlikte bugün oluşan fiyatlamalara baktığımız zaman Türk lirasının değer kazandığını, borsanın yükseldiğini, tahvil faizlerimiz ve CDS'imizde de gerileme olduğunu söyleyelim. Bütün bunları akıllı paranın içerisinde konuklarımızla beraberce değerlendireceğiz. Bir taraftan da Biden'ı anlatırken bu sabah saatlerinde küresel piyasalarda, borsalarda, diğer gelişmekte olan piyasalarda da yükselişler söz konusuydu. Buna paralel MSCI tüm ülkeler dünya endeksinin de rekor kırdığını gördük. Dolayısıyla bakalım bundan sonrası ile ilgili haber akışı nasıl gelecek? Bundan sonra piyasalarda dengelenme seviyeleri nasıl olacak? Ama bunun öncesinde önce bir Londra'ya gidelim. Temsilcimiz Ceren Dilekçi bizi bekliyor olacak. Ceren merhaba, hoş geldin yayına. Haftanın ilk işlem gününde Avrupa borsalarında artılar görüyorduk. Sen de sıklıkla aşağı haberlerini takip ediyordun. Bu konuyla ilgili piyasa yansımaları nedir? Bugün önce ne vardı, şimdi neler var? Bize biraz aktarır mısın lütfen? Cumhur ABD seçimlerinin Biden'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından bugün küresel piyasalarda iyimserlik dalgası hakim. Az önce sen de dikkat çektin. MSCI tüm ülkeler dünya endeksi tüm zamanların zirvesine çıktı ve az önce Pfizer'dan gelen aşı haberinin desteğiyle Avrupa borsalarında yükseliş %3'ü aşmış durumda. Çünkü geniş bir çalışmada Pfizer aşısının COVID-19 enfeksiyonlarını %90 oranında önlediği tespit edildi. Bu haberle beraber Avrupa borsalarında primler %3,5'a ulaşmış durumda. Yunanistan ve İtalya 10 yıllık tahvil faizi ise rekor düşük seviyeye geriledi. Bugün dolar endeksi zayıflamaya devam ediyor. Euro dolar paritesi 1.1880, 1.1890 bandında işlem görmekte. Veriler cephesinde ise Almanya'da ihracat verisini takip ettik. Eylül ayında ihracat beklentilerin üzerinde artış kaydetti Almanya'da. %2,3 oranında artarken İthalat ise %0,1 oranında gerilemiş oldu. Böylece mevsimsel düzeltilmiş etkilerle bakıldığı zaman ihracat 103,9 milyar euro seviyesine yükseldi. İthalat ise 86 milyar euroya geriledi ve ticaret fazlası Almanya'da 17,8 milyar euro seviyesine ulaşmış oldu. Bunun yanı sıra euro bölgesi yatırımcı güveninde düşüş sürüyor. Biz 5 aylık arka arkaya yükseliş trendinin Ekim ayı itibariyle düşüşe geçtiğini görmüştük ve Kasım ayında Ekim ayındaki seviyenin de altına geriledi. Endeks -10 puan seviyesine gerilemiş oldu. Buna yanı sıra Avrupa'da bankacılık sektöründe işten çıkarma haberleri gelmeye devam ediyor. Fransız banka Societe Generale 640 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Çoğu yatırım bankacılığı biriminden olacak işten çıkarmaları. Fakat banka aynı zamanda gönüllülük esasına dayalı olacağını, yani zorunlu işten çıkarmaların olmayacağını belirtmiş oldu. Bu işten çıkarmalar bankanın 2022-2023 yılları arasında 450 milyon euroluk maliyet azaltma planları kapsamında gerçekleşmiş olacak. Bunun yanı sıra bugün Avrupa'nın gündeminde tarife konusu var. Çünkü Avrupa Birliği ABD'den ithal edilen yaklaşık 4 milyar dolar tutarında ürüne vergi uygulamak için yeni başkanı bekliyordu. Trump döneminde Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ilişkiler oldukça gerilmişti. Fakat şimdi bu hafta 4 milyar dolarlık ürüne tarife uygulanması beklenmekteydi. Fakat gün içerisinde Almanya'dan gelen açıklamalar önümüzdeki dönemde
her iki ülke arasındaki ilişkilerin biraz daha iyiye gitmesinin istendiği yönünde hem Merkel'den hem de Almanya Maliye Bakanı'ndan gelen açıklamalar geniş çaplı bir ticaret anlaşması istendiğine işaret ediyor ve Alman temsilciler Washington'a daha somut önerilerle gitmeye hazırlanıyorlar. Bugün Euro Bölgesi Ticaret Bakanları toplantısında bu konu geniş çaplı ele alınacak Cumhur. Ben teşekkür ediyorum bu aktardığın notlar için. Piyasanın güncel fiyatlamalarıyla devam edelim. Dolar Türk Lirası'nın öğlen saatlerinde bir ara 8 seviyesine kadar yakınsadığını görmüştük. An itibariyle terminaldeki göstergemiz düne göre %5'lik bir düşüşe işaret ediyor ve işlemler 8.06'nın hemen altında. Euro Türk Lirası 9.57.60, sepet seviye ise 8.81.85. Borsa İstanbul'a baktığımız zaman 100 endekste %3'lük bir prim olduğunu görüyorum. Bankacılık endeksindeki primler %5. Az evvel de aktardım. Pfizer'ın aşı haberiyle ilgili gelen son dakikanın ardından Türk Hava Yolları'nda primler %8. Pegasus'ta %8. TAV Holding'de %7 olarak sıralanmış durumda. Diğer taraftan 2 yıllık gösterge tahvilimiz Cuma kapanışı itibariyle 15'in üzerindeydi. Orada 14,5'a gelindi. 10 yıllık tahvilimize baktığımız zaman 14.25'te kapanmıştı. Orada da oldukça hızlı bir hareket var. 100 bas puanlık geri çekilmeyle 10 yıllık tahvilimizin 13.20 seviyesine geldiğini söyleyebiliriz. Haftayı 530 seviyesinden kapatan Türkiye'nin 5 yıllık CDS'inin ise 50 puanlık düşüşle 480'e kadar geri çekildiğini hatırlatalım. Borsalarda S&P'de aktif kontratta yükselişler %3,5'a kadar gelmiş durumda. Avrupa borsalarında artılar %4, DAX'da %4, FTSE %3'e işaret ediyor. Diğer gelişmekte olan para birimleri içerisinde yine de hızlı değer kazanımları var. Özellikle Meksika pezosundaki düşüş, dolar Meksika pezosundaki düşüş %2'ye gelmiş durumda. Brezilya'da da olumlu açılışlar söz konusu. Diğer taraftan dolar endeksine baktığım zaman 92.20 seviyesinde yatay bir seyir olduğunu söyleyelim. Altında da oldukça hızlı hareketler söz konusu. Biraz evvel 1925'e kadar gerilemişti. An itibariyle orada da fiyatlama ons bazında 1930'a işaret ediyor. Petrol fiyatlarında da %7'lik bir yükseliş var. Hızlıca piyasayı böyle özetledikten sonra beklentileri almak için her zaman olduğu gibi Norsiyem'e gidelim. Arzu Toktay bizi bekliyor olacak. Arzu, haftaya oldukça hızlı başladık. Hem yurt içindeki piyasalarda oldukça hızlı hareketler söz konusu, hem de yurt dışında. Kısa bir değerlendirme rica edeyim senden. Teşekkür ederim Cumhur. Evet, küresel piyasalarla, özellikle gelişen ülke piyasalarıyla ve endeksleriyle ve para birimleriyle beraber hareket edebileceğimiz bir haftaya giriyoruz sanırım. Burada özellikle hafta sonu yaşanan gelişmeler, yeni Merkez Bankası Başkanı'nın bankacılık sektörü bileşenleriyle yaptığı toplantı ve tüm politika araçlarının bu dönemde kullanılacağı beklentisi ve özellikle 19 Kasım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısında politika faizinde güncelleme yapılacağı beklentisi, bunların hepsi bir araya geldiğinde piyasalarla Merkez Bankası politikalarının yaklaşacağı daha şeffaf bir dönem geçişi içerisindeyiz inancı ile TL ve TL cinsi varlıklarda pozitif bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Öte yanda senin de az önce bahsettiğin gibi ABD seçimleri ve bir belirsizlik geride kaldıktan sonra önümüzdeki dönemde küresel piyasaların daha pozitif fiyatlamalar içerisine girme ihtimali arttı. Tabii ki belirsizlikler devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de COVID-19 vaka sayısı ve yeni aşı çalışmalarına ne zaman sona ereceğine ilişkin beklentilerdi. Güne başlarken ABD piyasaları açılmadan önce gelen Pfizer haberi piyasa fiyatlamalarına olumlu yansımış görünüyor. Bundan sonra da bu tarz haber akışında bir miktar artış olabileceğini tahmin ediyorum. Ve yılın geri kalanında sanki özellikle Ocak ayında yapılacak olan Georgia seçimleri öncesinde biraz daha demokratlar lehine gelişmeler ön plana çıkabilir. Bu da küresel hisse senedi piyasalarında risk alma eğiliminin artışına ve gelişen ülke piyasalarına da bir miktar para akışına sebep olabilir. Bu akıştan bizim de bir nebze nasibimizi aldığımız senaryoda TL
ve TL cinsi varlıklarda yılın son çeyreğinde pozitif fiyatlamanın devam edebileceğini düşünüyorum. Bu şartlar dahilinde kurda geri çekilme, hisse senedi piyasalarında BIST yüz endeksinde özellikle 19 Ocak yüksek seviyesi 1245 denemesi, ardından bankacılık sektörünün desteği gelirse bu seviyenin üzerinde fiyatlamalar görebiliriz. Daha pozitif bir tablo içerisindeyiz. Özellikle yurt dışı, jeopolitik riskler, ABD ile ilişkiler gibi henüz ortadan kalkmış olmayan riskler olmakla beraber yılın son çeyreğinde özellikle bu taraftaki gelişmelerin daha kendi iş dinamiklerine yönelik olacağı ve bize sıranın geleceği dönem özellikle 2021 senesinin ilk çeyreği olacağından TL cinsi varlıklardaki fiyatlamanın, pozitif fiyatlamanın Kasım ve Aralık aylarında devam edebileceğini söyleyebilirim. Arzu, çok teşekkür ediyorum aktardığım notlar için. Tabii ki geçtiğimiz hafta Amerika'daki seçimleri oldukça yakından takip ettik. Eyalet bazındaki sayımları aktardık. Biden'ın 290 delegeye ulaşmasının ardından yavaş yavaş buradaki yeni durum değerlendiriliyor. Şimdi bu konuyla ilgili olarak Brüksel'de Bloomberg muhabiri Maria Tedo'ya telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Hi Maria, merhaba Maria, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Şunu sormak istiyorum. Avrupa tarafında neler oluyor Biden'ın yeni başkanlık haberinin ardından? Maria, beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyabiliyorum. Şunu sormak istiyorum. Avrupa'nın Biden'ın başkan seçilmesine olan tepkisi neydi? Bakın, iki şeyden bahsetmek istiyorum. Kısa vadede biraz rahatlama yaşandı tabii ki. Avrupa bunun daha normal politikaya, daha normal siyasete dönüş olarak yorumlandığını söyleyebiliriz. Trump'ın yapacağı bilinmiyordu. Uluslararası diplomasi de çok insanların beklemediği şeyler yapıyordu. Tweetlerle aslında ülkeyi yönetiyordu. Bu yüzden biraz rahatlama oldu Avrupa Birliği liderleri arasında ve şimdi aynı anda koordinasyon halinde tebriklerini de ilettiler. Ancak uzun vadede Başkan Trump'ın geride bıraktığı şeyle uğraşmak zorunda kalacaklar. Biden'ın Avrupalılarla birlikte olan ilişkisinin daha yumuşayacağını söyleyebiliriz. Şuna inanıyorlar ki ABD çok fazla şeyi gevşetecek, buna inanmamanız gerektiğini düşünüyorlar. Stratejik davranmaya çalışıyorlar. Avrupa biraz daha özerk hale gelmeye çalışıyor, daha bağımsız hale gelmeye çalışıyor ve uluslararası olarak kendi sesini duyurmaya çalışıyor daha fazla. Maria, hatırlayacak olursanız Trump kendini tarife adamı olarak adlandırıyordu ve bütün ülkeleri, her yere tarife uyguluyordu. Bir sonraki çağ ne olacaktı sizce AB ve ABD arasında, ticaret politikaları açısından soruyorum. Tabii. Tarifeler hala var biliyorsunuz. Bazıları da şu an askıda duruyor. Ve tabii ki çok cezalandırıcı şeyler de olabilir. Dünya Ticaret Örgütü seviyesinde olan bazı vakalar da var mesela. Avrupalılar en azından şu an duruyorlar. Bunu tarifeler olmadan çözmeye çalışıyorlar. Bunu herhangi bir şekilde işler kötüleşmeden iyi müzakerelerle çözmeye çalıştıklarını söyleyebilirim. Yani biraz daha diplomatik yollarla işleri halletmeye çalışıyorlar. Şu noktadan itibaren bence odaklanılacak şey büyük ihtimalle bu gündemi bir kez daha gözden geçirmek olacaktır. Biraz daha ilişkileri yumuşatabilmek, iyileştirebilmek için herhangi bir şekilde cezalandırma olmadan ya da birbirlerine tarif uygulamadan ilerlemeye çalışacaklardır. Odaklanılacak şey bu olacaktır. Tabii ki AB ve ABD arasında gerginlik olabilir ticaret konusunda. Ancak bir kez daha söylemek istiyorum. Çok daha az olacaktır Başkan Trump dönemiyle yaşananları kıyasladığımız zaman. Ve daha fazla açıklık olacaktır. Özellikle de yönetici tarafta alınan kararlarıyla alakalı olarak. Peki son soru olarak da şunu sormak istiyorum Maria. Birkaç haftadır aslında AB'deki yeni COVID sayılarından bahsediyoruz. Son durumu kısaca anlatabilir misiniz? Bakın, bence şu an biraz bekliyoruz. Vakaların küçülüp küçülmeyeceğini bekliyoruz. Çünkü sokağa çıkma yasakları var, karantinalar var, restoranlar kapatıldı mesela. Bunların etkisinin, vaka sayıları üzerindeki etkisini görmeyi bekliyoruz. Bu vaka eğrisi aşağı doğru inecek mi bilmiyoruz. O noktaya gidene kadar bekleyeceğiz. Orada değiliz.
Tabii ki ne zaman bir kez daha açılacağımızı da bilmiyoruz. Bununla alakalı Noel'den bahsedenler var. İnsanların gerçekten sembolik de olsa ya da dini açıdan Noel'i kutlamak istediklerini biliyoruz. Ancak bu Avrupa için insanların bir araya gelmesi demek. Ancak ekonomi için de çok önemli bir şey Noel dönemi. Çünkü Noel döneminde insanlar birbirine hediye veriyor ve bu ekonomi için önemli bir dönem. Ne zaman bir sonraki açılma gerçekleşecek, Noel'e yetişecek mi bilmiyoruz ya da bir kez daha ne zaman kapanacağız bunu da bilmiyoruz. Çünkü sürekli açılıp kapanmanın içine gidip geleceğiz diye bir duruyor. Bugün bize katıldığınız için ve bu detayları bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler Maria. Şimdi araya gitmeden önce tekrar hatırlatalım. ABD seçimleri öncesinde sabah saatlerinde küresel piyasalarda risk iştahının yüksek olduğunu görmüştük. Yaklaşık olarak bir 20 dakika önce Pfizer ve BioNTech'ten gelen aşı haberiyle de birlikte küresel piyasalarda hisse senetlerinde yükselişler hızlandı. DAX'taki yükseliş %5'e geldi. Lufthansa'ya bakıyorum %20, Air France'a bakıyorum %28'lik yükselişler söz konusu. Dolayısıyla piyasada bundan sonrası için bakalım risk iştahı kalıcı olacak mı? Pfizer haberini Amerika seansı açıldıktan sonra neleri beraberinde getirecek takip edeceğiz ama önce kısa bir ara lütfen. Akıllı para kaldığı yerden devam ediyor. Bugün akıllı paranın bir diğer konuğu Piri Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Oral Erdoğan olacak. Oral Hocam merhaba, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, teşekkürler Sayın Cumhur iken. Teşekkür ediyorum. Şimdi hem içeriği hem dışarıyı da beraberce değerlendirelim istiyorum. Hızlıca fiyatlamalar söz konusu ama bunun orta uzun kısa vadeli etkisini görüyoruz ama orta uzun vadeli etkilerini de hani tartışmak, masaya yatırmak lazım. Bir de salgın gerçeği var. Her ne kadar Pfizer'la ilgili sevindirici bir haber gelse de umarım hayatımızdan bir an evvel bu koronavirüsü çıkartırız. Ama evveliyatında öncelikli olarak size sormak istediğim, hafta sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişikliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonra piyasayla Merkez Bankası arasında oluşan bu gri alanın kapanmasını beklemeli miyiz? Evet, teşekkürler. Bir kere şu anda piyasalar açısından gerçekten dönüm noktası olacak bir şekilde hafta sonu geçirdik. Ve bugün de piyasalara yansıması ve sonuç açısından değerlendirdiğimizde piyasaların olumlu karşıladığı bir gelişme gibi görünüyor. Tabii ki bu kısa vade için bir değerlendirme, orta uzun vadede ki değerlendirmeyi daha sonra yapmamız daha uygun olacak. Aynı anda aslında iki olayı birlikte düşündüğünüzde parayla ilgili olmak üzere hem kısa anlamda hem uzun anlamda para ve sermaye piyasaları bir bütün düşündüğümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni etkileyecek iki makamda değişiklik görünüyor. Birincisi realize oldu. Merkez Bankası Başkanı değişti. İkincisi de şu anda herhalde birkaç saat içerisinde netleşecek ve hazineden ve maliyeden sorumlu bakan muhtemelen değişmiş olabilecek. Her ihtimalde olasılık koyuyoruz. Geçmişte de farklı durumlar yaşandığı için. Ama piyasaların algılaması şu an itibariyle Merkez Bankası değişimi ve üzerine aslında şöyle Cumhur Bey, yani ikisi iç içe girdiği için hani Merkez Bankası'ndan dolayı mı olumluluk algılaması var yoksa bakanlık açısından mı bu süreç böyle? Onu net söylemek biraz zor ama ben şöyle düşünüyorum. Her ikisi birbiriyle iç içe. Yani Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği aslında bakan konusunu da etkiledik görünüyor. Bu açıdan baktığımızda küresel piyasa oyuncuları veya yerel piyasa oyuncularının olumlu algılaması aslında temelde Türkiye'deki finans yönetiminin, otoritesinin değişimine ilişkin bir fiyatlama diyorum. Aksi takdirde sadece bunu para politikasında bir süredir, işte birkaç haftadır faiz oranlarında şok, yukarıya arttırma niye yapılamadı? Bununla ilgili bir kişiyi sorumlu tutup da Merkez Bankası Başkanı değişti diye ben olayı yorumlayamıyorum. Aksi takdirde tüm para politikası kurulu içinde aynı şeyi düşünmek gerekir kanaatindeyim. Nitekim bu kararları sadece başkan vermiyor diye düşünüyorum Merkez Bankası açısından.
Diğer tarafı ise maalesef ben de birkaç saat bekledikten sonra daha etkili yorumlamak mümkün diye düşünüyorum. Şu anda hızlı bir yorum belki yerinde olmayabilir. Tabii bu konuyla ilgili elimizde yeterli miktarda da açıklama yok. Bekleniyor İletişim Başkanlığı'ndan bu konuyla ilgili ne açıklama gelecek. Dolayısıyla dediğiniz gibi belli noktalarda piyasa tepkisini görebiliyoruz. Piyasa tepkisinin de tabii bir kısmı ABD seçimleri, küresel risk iştahı da son derece sabah saatlerinde açık bir şekilde başladı. Kesinlikle. Bir de içerideki yurt içinden gelen bu haber akışı gelince hepsinin bir araya geldiği bir günü beraberinde yaşıyoruz. Peki bugüne gelinirken bir taraftan bütçe dengemiz, bir taraftan ödemeler dengesi, ithalat ve ihracat konusunda adımlar atılmaya çalışılıyordu. Dolayısıyla siz bugüne geldiğimiz noktada öncelikli olarak Türkiye'nin sanayi yapısını, ithalatı, ihracatı, son dönem rakamları, salgının gölgesinde bir değerlendirir misiniz bizim için? Çok elimden geldiği kadar yapayım. Gerçekten çok faktörlü bir konuya değindiniz. 2019 yılı hedef bütçe 80.6 milyar kadar açık iken gerçekleşen 123.7 milyar olmuş. 2020 yılına baktığınızda Türkiye'de 138.9 yıllık bütçe açığı öngörülürken, hedeflenirken 9 aylık verilere göre 140 milyar gerçekleşmiş durumda açık olarak. Faiz dışı fazla vermeye çalışan bir ekonomi iken 2019'da açık vermiştik, 2020'de de açık veren bir duruma geldik malumunuz. Bu çerçevede Türkiye aslında uzun yıllar özellikle CDS tarafında, az önce siz de ifade ettiğiniz sanırım, artık pozitif imaj çizdiği yerde gol yemeye başladı. Yani cari açık tarafında diyelim ki açıktasınız ama bütçe tarafınız, borç ödeme yeteneğiniz, kamu anlamındaki gücünüz yüksek görünüyordu. Fakat son aya kadarki gelişmeler Türkiye'nin özellikle de virüsünde etkileriyle bütçe tarafında ciddi sıkıntı yaşamasıyla bazılarının ifade etmeye çalıştığı gibi ikiz açık sendromuna mı geldik? Bu anlamda hem maliye tarafında hem de dış ödemeler tarafında ciddi önlemler alınması kaçınılmaz oldu. Tabii ki bir politika değişimi de gerekiyordu Türkiye açısından ama ben bunun maalesef tam yapılamadığını görüyorum. Şu anda da oraya doğru mu gidiyoruz diye kaygım olan bir nokta var. Türkiye, siz de ifade ettiğiniz kelimelerin içinde çok anlamlı birisi var. Sanayileşme konusu. Türkiye sanayileşmede yerli ve milliye hamle yapmak istiyor. Bununla ilgili de rekabetçi olabilmek istiyor. Fakat bir taraftan da klasik yüksek faiz, düşük kur polemiğine dönmek durumuna düşebiliyor. Yani şu anda ortam rahatlarsa, Cumhur Bey şu anda bugün olduğu gibi daha da rahatlama olursa ve sıcak para girişleri de buna eklenirse konjonktürün etkisiyle önümüzdeki günlerde ve hızla biz düşük kur uygulamasına mı döneceğiz? Yani faizi yukarı çekelim, bu arada da dövizi baskılayalım, düşürelim, TL değer kazansın, Türkiye içeride mutlu olsun ama aslında rekabetçi olmadan ödün mü verilecek? Yani hocam, buradaki politikayı burada bir türlü başaramıyor. Şöyle bir araya girebilir miyim? Hani Cuma'yı akşamı itibariyle diyelim ki hani böyle bir dönüşüm var şu anda ve bunun hani ilk Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki kısmını gördük. 8.52 kur vardı Cuma akşamı itibariyle. Bu kurun hani rekabetçi kur söylemi de çok uzun zamandan beri dillendiriliyordu. Hani yabancı yatırımcı portföy akımlarına bahsettiniz ama biz içeride de mesela dolarizasyonun hani 2020'nin hatta daha öncesinin bir ana teması olduğunu da görmüştük. Dolayısıyla bu gelinen seviye rekabetçi kur tanımı içerisinde finansal istikrarı da tehlikeye sokuyor olabilir miydi? Bu konuyla ilgili düşünceleriniz nedir? Tabii ki kurdaki yükselme bir yerden sonra artık dolarizasyonun da artık panik havasıyla oluşmasıyla devreye giriyor. Bunun ne kadarı acaba köpükle oluştu, fazla oluştu diyemiyorsunuz. Bu yıllar önce belki tabiri biliyor izleyicilerimiz, pezo krizi diye anılan bir durum var. Halka ne kadar ne anlatırsanız anlatın fark etmiyor. Parasının bir kısmı TL olarak veya hangi para kendi parası eline geçtiği anda hemen dövize, dolara dönmeye çalışıyor. Bu girdaba artık bu ülke girmiş. Yani 2001 krizini yaşadıktan sonra 2001 dönemini de 94'ten sonra ben ne derseniz deyin fark etmez dolar tutacağım
bir anlamda psikolojik bunalımına girmiş diyelim. Ki öyle ki şu an geldiğiniz noktada 200 milyar dolarları bulan döviz tevdiat hesabı tutan bir ülkesiniz. Yani niye tutuyorsunuz? Niye yatırımda değerlendiremiyoruz veya TL'ye güvensizlik halk nezdinde bu derece yüksek? İşte bu noktalarda buraları kırmanız gerekiyor. Bunu kırmak için de Türkiye'nin doğru sanayileşme politikasını uygulaması. Oral Hocam, sizden kısa bir ara isteyeceğim. Zira bugün gözümüz bir miktarda Ankara'da. Dolayısıyla Ankara bağlantımız olacak. Show Haber Ankara temsilcisi Sibel Erdem karşımda. Sibel Hanım merhaba, hoş geldiniz yayına. Hafta sonundan başlayan Ankara'daki hareketliliği bizler de yakından takip ediyoruz. Piyasadaki yansımalarını aktarmaya çalışıyoruz ama son olarak hani Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı ile ilgili durum nedir? Ne bekleniyor? Bu konuyla ilgili bize son duyumları aktarırsanız sevinirim. Ankara'dan da merhaba diyerek söze başlayalım. Evet, Bakan Albayrak'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım başkentte gündemi belirledi. Dün akşam saatlerinde Instagram hesabından yaptı Berat Albayrak o paylaşımı ve sağlık koşullarını gerekçe göstererek istifa ettiğini, görevini bıraktığını duyurdu. Bu açıklamanın hemen ardındansa gözler hem bakanlık kaynaklarına hem de Cumhurbaşkanlığına çevrildi. Bakanlık kaynakları dün akşam o paylaşım yapıldıktan hemen belli bir süre sonra o paylaşımı teyit ettiler. Cumhurbaşkanlığındansa henüz bir açıklama gelmedi, bir açıklama yapılmadı. Gözlerin çevrildiği bir diğer adreste doğal olarak Cumhurbaşkanlığıydı. Bakanlık kaynakları o paylaşımı, istifa paylaşımını teyit ettikten sonra çünkü istifa kabul edilecek mi sorusu gündeme gelmişti. Bunun üzerine de gözler Cumhurbaşkanlığına, külliyeye çevrilmişti. Külliyeden dediğim gibi henüz bir açıklama yapılmadı ama önümüzdeki dakikalarda İletişim Başkanlığı'nın bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Berat Albayrak'ın bu paylaşımın ardından ayrıca sosyal medyadan kendisine destek açıklamaları da gelmişti. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı konu Cumhurbaşkanı'nın takdirinde ifadesini kullandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muşsa, Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini, görevine dönmesini temenni ediyoruz gibi bir ifade kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise bugün iki programı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Az önceye kadar da kürsüdeydi, ben stüdyoya gelinceye kadar. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya girmedi. Ağırlıklı olarak daha çok salgınla mücadele ve dış politikaya yönelik mesajlar verdi. Bu konuyla ilgili olarak bir değerlendirme henüz gelmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek. Bu kritik konu Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı, ekonomideki gelişmeler, siyasi gelişmeler elbette AK Parti MYK'nın da gündeminde olacak. Peki ne bekleniyor başkentte? Başkent kulislerinde konuşulanlara göre bir kabine revizyonu da gündeme gelebilir. Aslında Cumhurbaşkanlığından şu saate kadar istifa ile ilgili bir açıklama gelmemesi, istifanın kabul edileceği şeklinde yorumlara da neden oldu. Bu şekilde yorumlayanlar da var. Ama tabii ki tablo İletişim Başkanlığından yapılacak o açıklamayla daha da netlik kazanacak. Ayrıca dediğimiz gibi bu süreçte Berat Albayrak'ın istifasının kabul edilmesi durumunda uzun süredir aslında bir kabine revizyonu beklentisi vardı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yapılacak bir atamanın yanı sıra bazı bakanların da görev yerlerinin değiştirilebileceği, kabinede revizyon yapılabileceği de yine kulislerde konuşulanlar arasında. Ekonomiyle ilgili son bir not daha aktaralım başkent gündemine ilişkin. Hafta sonunda da Merkez Bankası'na sürpriz bir atama gerçekleşmişti. Merkez Bankası Başkanlığı'na eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atanmıştı. Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan da bugün piyasalara yönelik ilk mesaj geldi. Ağbal
Powell yazılı bir açıklama yaptı. 19 Kasım 2020 tarihli para politikası kurulu toplantısına işaret etti. Bu toplantıya kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip gelişmeler yakından takip edilerek oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır ifadesini kullandı. Dediğimiz gibi başkentte gözler şu dakika itibariyle artık İletişim Başkanlığı'nın yapacağı o açıklamada diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Sibel Erdem, çok teşekkür ediyorum. Biz de sizden gelecek haberleri yakından takip ediyoruz. Araya gitmeden önce yeniden terminali vermesini isteyeceğim yönetmenimden. Zira hızlı hareketler söz konusu. Avrupa borsalarında yükseliş %7'ye gelmiş durumda. S&P 500'de vadelilerde %4'lük bir artış var. Nasdaq tarafı aşağı haberiyle birlikte aşağıya geldi. Ufak bir not, mesela Lufthansa'nın veya Air France'ın %30 yukarıda olduğunu görüyoruz. Ama bu süre zarfı içerisinde Covid ile ilgili olarak en çok ön plana çıkan hisse senetlerinden biri olan Zoom'da da %11'lik düşüş varmış piyasa açılışı öncesi diyelim ve kısa bir ara verelim. ABD seçimlerinde 290 delegeye ulaşan Biden bundan sonra küresel piyasalar için ne anlam ifade ediyor? Önce Avrupa açısından değerlendirmiştik. Akıllı paranın son bölümünde de Çin açısından değerlendireceğiz. Telefon hattımızda ICBC Standard Bank Çin ekonomisi Helena Huang olacak. Hi Helena. Merhaba Helena. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Şimdi Biden'ın bir sonraki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğunu biliyoruz. Olacağını biliyoruz. Bu Çin-ABD ilişkileri için ne anlama geliyor? Çünkü biliyoruz ki 2 yıldan daha fazla bir süredir bu iki ülke arasındaki konuları çok farklı açılardan ele alıyoruz. Özellikle de ticaretle ilgili olanları. Evet, öncelikle iyi günler diliyorum. Potansiyel olarak Biden'ın başkanlığı ile daha az aslında öngörülebilir bir ilişki olabilir Pekin ve Washington arasında. Kısa vadeli rahatlama görülebilir tabii ki. Küresel toplumun bir kez daha ABD ile olan ilişkilerinin iyileşeceğini düşünebiliriz. ABD'nin uluslararası kuruluşlar ile olan ilişkilerini yeniden gözden geçirebileceğini düşünebiliriz. Önümüzdeki 2-3 ay için Trump ve Biden'ın geçiş dönemi hayata geçecek biliyorsunuz. Belki de faz bir anlaşmasının biraz daha uzadığını görebiliriz. Veya ticaret anlaşması önümüzdeki yılın ilk yarısında tekrar gözden geçirebilir, tekrar müzakere edilebilir Biden ofise geldiği zaman. Fakat şu an bir şekilde ticaret anlaşmazlığı konusunda roller coaster durumu yaşanmıştı. Ancak bu yeni başkanlık durumu ABD için ticaret sorunlarının çok ivedi bir şekilde çözüleceği anlamına gelmiyor. Ancak piyasalar için önümüzdeki dönemlerde daha az oynaklık ve daha az bilinmezlik anlamına geliyor. Fakat ikili ilişkiler kalacaktır. Uzun vadede de kalacaktır tabii ki. Belki daha da sıkı ilişkiler yaşanabilir. Özellikle de bazı jeopolitik konularda daha sıkıntı yaşanabilir. Peki hala Çin ekonomisine odaklanıyoruz ve biliyoruz ki Covid sayıları konusunda Çin çok hızlı hareket etti ve vakalar çok hızlı azaldı. Şimdi Çin'den gelen ticaret verilerine bakacak olursak ekonomik aktiviteyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekim ticaret verisi hala çok olumlu ve güçlü geldi ve direnç olduğunu gösteriyor. Şu an süre gelen Çin'deki ekonomik toparlanmanın güçlü olduğunu gösteriyor. İhracat tabii ki artıyor. Ve dış talebinde toparlandığını görüyoruz ancak bu tabii ki çok daha önemli. İthalatlar için de önemli. Aylık olarak olumlu büyüme verileri geliyor Eylül ayından beri. Bu ne demek? Yerel talebinde aynı zamanda biraz daha kendi ayakları üzerine kalkabildiğini bize gösteriyor. Yılın sonuna doğru giderken şu an biraz daha ticaretin iyileştiğini görebiliriz.
Eylül ve Ekim aylarıyla kıyaslandığı zaman daha iyi bir ticaret olabilir ithalat tarafında. İhracatta ancak biraz daha zayıflık olabilir. Çünkü Çin'in ihracat gerçekleştirdiği destinasyonlardan, en önemli destinasyonlarında hali hazırda zaten karantina uygulanması durumu var. Kasım'da başlayan karantinalar var. Genel olarak düşündüğümüz zaman Çin kendi ülkesinde çok iyi bir şekilde ilerliyor. Olumlu bir büyüme var ve yılın sonu da böyle gidiyoruz. Son soru olarak da şunu sormak istiyorum. Gelişen piyasaların döviz tarafında, para birimleri tarafında rally yaşanıyor. Yuan da zaten diğerlerine kıyasla zaman birkaç hafta önce başladı rallisini. Ancak ne düşünüyorsunuz? Yuan'daki değer kazancı şu andan itibaren bu şekilde devam eder mi? Evet. Bugün de olduğu gibi doların Yuan karşısındaki seviyesinin 6.59 olduğunu görüyoruz. Analistler de bunun biraz daha olumlu bir sinyal getirip getirmeyeceğini merak ediyor Çin Merkez Bankası'ndan. Çünkü süre gelen olarak bir gelişen piyasalar, para birimleri rallisi yaşandığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde doların ne yöne gideceği bence çok fazla şeyi belirleyecektir. Potansiyel olarak Trump'ın başkanlığında neler yaşanacak önümüzdeki haftalarda bilmiyoruz. O da doları etkileyecek. Fakat kısa vadede doların mevcut seviyelerinden birazcık daha olsa da toparlanacağını düşünüyoruz. Fakat bu yılın başı ile kıyaslandığı zaman şunu söyleyebiliriz ki çok fazla bir değer kazanma patikasında ilerledi yuan ve nispeten de bu şekilde kapatacak gibi duruyor yılın sonunu. Helena, thanks a lot. Helena, bugün bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Şimdi Oral Hoca'ya tekrar geri döneceğim. Oral Hocam, programın başında AB-ABD ilişkisini işlemeye çalıştım. Kapanışta Çin'le Amerika Birleşik Devletleri Biden döneminde ne olur ne olmazı anlatmaya çalıştım. Şimdi Çin bir noktada Covid'den önce üretim merkeziydi. Bundan sonrası için ne olur? Sizin fikrinizi bu konuda almak isterim. Teşekkür ederim. Çok böyle uzun ifade etmeyeceğim. Çok kısa düşüncem var. Bu Çin özellikle virüs konusunda hamleyi yapıp pozitif sonuca ulaşan en önemli ülke oldu. İşin günün sonu bu görünüyor. Buradan sonra Amerika'nın yeni başkanıyla birlikte tahminim Trump'ın hep sözde kalan ama başarmadığı doların değerini düşürüp dünya ticaretine daha fazla söz sahibi olacak hamlenin Biden döneminde büyük olasılıkla tek araç haline geldiği kanaatindeyim. O yüzden özellikle dolar anlamında değerde bir geri giden süreci ki 2000'lerin başlarında böyle bir ticari büyüme dönemi yaşanmıştır. Bir beklenti olarak düşünüyorum. Çin bizim ticaret verilerine de baktığımızda, ulaştırma verilerine de baktığımızda özellikle ihracatını muazzam artıran, ithalatında ise hatta o derece hızlı gitmeyen bir konum yakalıyor. Bu Çin'in bir derece dünya ticaretinde dolayısıyla dünya ekonomisindeki önümüzdeki günlerde biraz daha hakim konuma doğru gidebileceği sinyalini veriyor diye düşünüyorum. Peki hocam, şimdi tekrar konuyu yurt içine getirecek olursak eğer şirketlerimiz bir yandan evet değer kaybeden bir Türk lirasıyla karşı karşıyaydı. Finansman maliyetleri de Mayıs-Haziran ayına göre bakacak olursak oldukça yükseldi. Stratejik kararlar almaları evet. Gerekecek ayakta kalmaları için veya karlılıklarını ya da sermaye karlılığını devam ettirmek adına. Dolayısıyla burada sizin gördüğünüz temel değişimler nelerdir? Şirketler açısından, sektörler açısından gözlemleriniz nelerdir? Ya bir kere birincisi sermaye maliyeti kontrolü açısından anormal bir belirsizlik yaşıyor reel kesim. Dolar kaç olacaktı, çıktı mı, indi mi? Yani 8.60'a çıkıyorsunuz, 8'e geri dönüyorsunuz. Acaba bir hafta 10 gün sonra 8.20 mi olur, 7.60'a işte Fibonacci'ye bakanlara göre bir dalgada düşer mi, düşmez mi? Yani muazzam bir dalgalanma içerisinde hangi maliyete göre hangi oyun oynayacaklarını karıştırmış bir reel sektör durumu var. Kaldı ki üretici fiyat endekslerine baktığınızda yüksek bir artışı görürken TÜFE'de o denli olamadığı bir durum demek. Reel sektör bu derece daha fazla maliyete katlanırken eğer önümüzdeki günlerde buna karşılık tüketim tarafındaki canlanma gelemezse o da bir handikap.
O yüzden reel kesimin öngörülebilir bir dönem yaşaması sağlanmalı. Yatırım ikliminin yumuşatılması gerekiyor. Bu anlamda biraz daha aynı şey için söylenen olayların Amerika'da hani Biden döneminde daha öngörülebilir bir uluslararası konjonktür istiyorduk. Bunu hedefliyoruz deniliyor. Temennim Türkiye'de de benzeri gelişmeler olacaktır. Çünkü dış konjonktürdeki belirsizlikler her bir ülkeyi, Türkiye'yi de olduğu gibi etkiliyor. Bu anlamda Türkiye'de yatırımcının önündeki birinci kaotik durum öngörme konusunda kur belirsizliği idi. İkinci konu belki bu strateji anlamında önemli. İşini sadece kaliteli, hızlı yapan değil, artık güven veren firmalar öne çıkacak, çıkıyor. Bunu basit bir örnekle söyleyeyim. İki tane kuaför düşünün, yan yanalar ama birisi kapanmış, birisinde insanlar sıraya girmiş gibi bir durum var şu anda. Bu bireysel mikro bazdan makroya doğru götürdüğünüzde arada sektörlerde de böyle bir durum var ama esas itibariyle rekabetçi kavramında güven verme konusu çok öne çıktı. Bu şekilde şirketlerimizin bence biraz daha yeni dünyaya adapte olması, dijitalleşmenin yanı sıra güven verme ilkelerinde daha çok ilkesini belirlemesi faydalı olur diye düşünüyorum. Borsaya da baktığınızda nitekim siz zaten hassas bir şekilde veriyorsunuz, takip ediyorsunuz. Aynı sektördeki bazı şirketler çok ciddi fiyat hareketleriyle yukarı doğru giderken bazı şirketler ise aşağılarda kalabiliyor. İzleyicilerimiz bu anlamda önümüzdeki süreç içinde güveni daha fazla verebildiğine, satışlarını bu anlamda daha istikrarlı artıracağına inandığı şirketlere yönelebilir. Hani strateji anlamında sorduğunuz için borsayı da işin içine koymak evet. istedim. Yani bunun dışında tabii ki çok faktör var ama şu anda Türkiye daha çok neye odaklandı? Kabine konusuna odaklandı. Doğrudur bu hocam. Da yatırım iklimini yumuşatma anlamı açısından çok inşallah faydalı olur diye temenni ediyorum. Orhan Hocam çok teşekkür ediyorum. Bugün akıllı paraya katılıp değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştınız. Tabii bu süre zarfında mesela Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primine baktığımız zamansa ekranlarda 475 seviyesini görüyorum. Dolayısıyla burada da bir aşağı geliş olduğunu tekrar altını çizeyim deyip buradan Amerikan vadelilerine bir göz atalım. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. ABD'deki vadeli endekslere baktığımız zaman haftanın ilk işlem gününde teknoloji ve diğerleri olarak ayrışmayı net bir şekilde görebiliyoruz. Dow Jones'a baktığımız zaman 29.680 seviyesindeyiz. %5'lik bir yükseliş var. Trump da paylaşım yaptı. Pfizer'in haberinden sonra hisse senetlerindeki harekete altını çizdi diyelim. Nasdaq'a baktığımızda 12.025'te olduğunu görüyoruz. Düne göre %0.40'lık bir kayıp söz konusu. S&P 500'de ise 3.625, %3 yukarıda. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Böylelikle akıllı paranın sonuna geldik. Saat başında finans merkezinde açıl sezen sizlerle olacak. Hoşçakalın.